ağaç 2 yaşında, 2 yaşında bir çantır ağacı. İlk yıl bu dikilmiş, şu görmüş olduğumuz gibi 70 santim kadar bir mesafeden üstü vurulmuş. Üstü vurulduktan sonra yan sürgünler temizlenip şuradan itibaren yaklaşık 2,5-3 metre civarında bir boya ulaşmış. Fakat bu 3 metrelik boy bizim istediğimiz yükseklikte. Fakat bunun yan dallarını daha hızlı ve daha geniş açılı bir yan dal almak için bunun tepesine vurmamız gerekir. Aksi takdirde yan dalların büyüklüğü üstünü vurmadığımızda daha kısa olacak. Yılda kaybetmiş olacağız işin açıkçası. Şimdi biz burada 3 metre civarındaki bir ağacımızın yaklaşık 2,5 metre civarında üstten vurmuşum. Bunu biraz daha yüksek vurmuşum. Bunun nedeni şu, eğer bizim 2 yaşındaki ağacımız 3 metre civarında ise 2,5'lardan vurulsun. Eğer 2,20 veya 2,5 ağaç ise 2'den vurması gerekir. Biz bunu 2,5 vurmamızın bir nedeni 1,40'tan aşağıya dal almayacağımız için bizim dal sayımız 1,40'la 2,5 yani 1 metre 1 metre 10 santim civarında dal alabiliriz farklı açılara doğru. Dolayısıyla biz bunu yarım santim daha fazla vurarak normal almamız gereken dal sayısı 4 ile 6 iken 2,5 metre vurursak bu 8 taneye kadar 7-8 taneye kadar çıkabiliriz. Ve bize şöyle bir avantaj, bunu yüksek vurmayla dalların arasındaki mesafe daha fazla ve daha geniş olur. Buradan da güneş ışığı ve rüzgar sirkülasyonu daha güzel olur. Bu da mantarya hastalıkları ve ilaçlamada ağacımızın içine bunların ışıkların ve rüzgarın ilaçların girmesini sağlar. Dolayısıyla biz geliyoruz ağacımızı böyle görmüş olduğumuz gibi. İşte bir vurmuştuk, tekrar vuruyoruz. Yaklaşık 2,5 metre civarında vuruyoruz. Ama hemen yanında bir tane daha var. Geliyorum. Fakat bu bizim istediğimiz büyüklüğe ulaşmamış. Bu ortalama 2 metre civarında olmuş. Ve bu seneki sürgün uzunluğu bitmiş. Biz bunu tekrar alttan keser isek bir yıl kaybederiz. Ne yapıyoruz? Biz bunu yaklaşık 1,70-1,80 gibi üstünden, 2 metre ise 1,80 gibi üstünden vuruyoruz. Fakat burada alacağımız dal sayısı 2,5 metredeki kadar olmaz. Oradan 7 hatta 8 tane dal alırken bundan 4 ila 5 tane dal anca alabiliriz. Çünkü 1,40'tan aşağıya dal almayacağımız için dal sayısı, alacak mesafe miktarı az. Dolayısıyla fazla dal alırsak burada dallar birbirini gölgeleyeceği için bize ileride güneş ışınlarının ve ilaçlamada ve rüzgar sirkülasyonunu önleyeceğinden dolayı bu istemediğimiz olay. Biz bunu aşağı yukarı 4 ila 5 tane, maksimum 5 tane dal alabiliriz. Biz bunu niye bu sene üstünü vuruyoruz, alttan tekrar uzamasını beklemiyoruz? Bu sefer bir yıl kaybederiz. 4 tane de olsa bir dalımız olsun. Bir yıl sonra bu dalları biz meyveye yatıracağız. Fakat yukarıdan çıkan lider dal, lider diyoruz. Seneye ondan da tekrar 4 tane alıp diğer yan taraftaki ağaca eşit duruma getirebiliriz. Evet, 2 yaşındaki ağacın budaması böyle oluyor. İsterseniz buradan 3 yaşında bu ağaçları böyle kestikten sonra hangi form oluşuyor? Birlikte o formun nasıl olduğunu görelim ve onun budamasını da birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, şu anda 3 yaşında bir ağacımızın yanına geldik. Az önce 2 yaşındaki ağacın tepe vurmasını birlikte gördük. Bir tanesini 2,5 metreden, bir tanesini de 1,80 gibi vurmuştuk. Bakalım bir ağacımız ortalama 2,20 gibi vurulduğunda ne hal almış. Ve gördüğümüz gibi ağacımızın üstünde 2 metre 2,20 gibi vurduğumuzda bizim farklı açılarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane dal almışık. Bu kadar dal almak bizim için çok iyi. Biz bu dalların hepsini bırakmayacağız ama fazla dal sayısının şöyle bir avantajı var. Biz burada istediğimiz dalı bırakabiliriz. Yani seçici olabiliriz. Kazala burada 4-5 tane dal bırakaydı, kalaydı. Biz bu dalları istemediğimiz yönlere dahi olsa üzerinde bırakacaktık. Fazla dal, burada aslında fazla dalın bize bir işçilik maliyeti var ama işçilik maliyetini saymazsak istediğimiz yerlere, istediğimiz kalitede ve kalınlıktaki dalı seçme açısından zaman kazandırıyor, yıl kazandırıyor ve ağacın formu daha güzel oluyor. Şimdi isterseniz hep birlikte 3 yaşında bir ağacın budamasını görelim.
yaş yaş gidiyoruz. 2 yaşından 3 yaşına geldik. Buradan sonra da 4 ve 5 yaşındakilere birlikte gidebiliriz. Evet, yapmamız gereken budamada en büyük dikkat etmemiz gereken olay bu görmüş olduğumuz dallar. Görüyorsunuz aşağı yukarı 1.20 gibi falan olmuş. Yani 1.20 gibiden biz dal almak istemiyoruz. Çünkü aşırı verime yattığında bu dalların tamamı şöyle verime yere değer duruma geliyor. Biz dalı ne kadar fazla yükseltirsek mekanik çalışmada, özellikle silkelemelerde ve ağaç altından meyve toplamada yüksek dallar bizim işçilik maliyetlerini oldukça düşürüyor ve daha hızlı iş yapmış oluyoruz. Demek ki biz alttan çok fazla dal istemiyoruz. Bizim için ideal 1.40 civarı, yani omuzumuzdan aşağıya dal istemiyoruz. Ama çok mecbur kalırsak eğer bu dalın bir üstünde alternatifi olmazsa mecburen bırakıyoruz. Onun dışında biz aşağıdan çok fazla dal bırakmıyoruz ve onun taraftarı değiliz. İşte bu gördüğümüz gibi bunlar aşağıdan patlamış dallar. Bunları kesiyoruz arkadaşlar. Bunu kesme sebebimiz de üzerlerinde bizim istediğimiz kadar alternatif bir dal olması. Eğer bu dal formu yukarıda oluşmayaydı biz yine de çok fazla miktarda bunları kesemeyecektik. Fakat istediğimiz dallar yukarıda olduğundan dolayı ağacı yukarıya doğru kaldırıyoruz. Şimdi burada bir sıkışma mevcut. Şu arada 1-2-3 tane dal var. Bu dalların arasını açmamız gerekir. Ne yapmamız gerekir? Şurada bir karış civarında bir mesafe var. Bu çok az bir mesafe. Birbirini gölgeleyebilir. Biz altındakini alarak şu aradaki mesafeyi açıyoruz ve bunu ağacımız bu dal zayıf, %50 kestim ama şu dal biraz daha kuvvetli olduğu için daha fazla da kesebilirsin. Şöyle bunlardan da tekrar bir sene sonranın dalı olacak. Şu görmüş olduğumuz mesafede başka dal yok. Mecburen bunu bırakıyoruz. Çok fazla seçici olamayız. Şu bölgede iki tane üst üste dal var. Bu iki tane üst üste olan dalın bir tanesini kesmek gerekir. Bu dalın üsttekini kesmek gerekir. Niye diye sorarsanız üstteki dal lidere daha yakın olduğu için, lideri zayıflatmaması için, bizim de altında alternatifi olduğundan dolayı biz üsttekini kesersek lider bir yıl sonra daha iyi gelişeceği için oradan da bir kat fazla, yani ikinci kat dediğimiz katı alacağız. Ne yapıyoruz? İkinci katı hep birlikte oluşturuyoruz yavaş yavaş. Birinci katı oluşturuyoruz. İkinci katın oluşmasına da zemin hazırlıyoruz. Burada da iki tane, fakat bu ufak olduğu için bu dalı burada bırakıyoruz. Şu tarafa, şu yöne de bir dal var. Şimdi burada üç tane, şu bölgede bir sıkışıklık söz konusu. Şu sıkışıklığı aşmak için bunların ikisinin arasında oldukça yakın bir mesafe var ve ilişki var. Ben bunu buradan kesiyorum. Çünkü burada bizim yeterli derecede bize alternatif olacak bir dalımız mevcut. Her yöne dal aldığımızdan dolayı bunu aşağı yukarı kökten kesmemiz lazım. Bu dal çünkü liderin çok rakibi ve yanında ve bunun altında bir tane daha dal var. Bunu da keser isek her yöne birer dal almış oluyoruz. Şöyle kesiyoruz. Şunu da şöyle kesiyoruz ortalama. Liderin de tabii böyle üstünden vurarak bir sene daha fazla bir sene sonra oradan kat alacağız. Şuradan da bu ana dallar bunlar, fakat bunlar da ana dal olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane dal aldık. Bu lider hariç. Bu 7 tane dal her tarafa baktığı için bizim için yeterlidir. Ortalama eğer 2,5 metre civarındaysa zaten 6 ile 8 arasında alabilirsin. Ama eğer biz buradan 1.80'den vurmuş olaydık, buradaki dal sayısı 4 ila 5 olurdu. Burada 2 tane fazla oldu. Bu da bizim için avantaj. Çünkü dalların hepsi farklı farklı yönlere baktığı için birbirlerini de engellemiyorlar ve gölgelemiyorlar. 3 yaşındaki bir ağacın budanması böyle. İsterseniz buradan daha büyük 4 ve 5 yaşındaki ağaçları hep birlikte budayalım. Ağacımızın yanına geldik. Birlikte 2 yaşında ve 3 yaşında ağacımızın budamasını hep birlikte gördük. Şimdi kademe kademe gidiyoruz ki yaş yaş hangi yaşta nasıl bir budama olur? Bunun sonuçları da nasıl olur? Aslında biz bu şu anda 4 senelik yaşayacağımız bir zamanı bir 10 dakika gibi bir sürede bütün örnekleriyle birlikte görüyoruz ki ve bundan sonraki budamalarımızda bu da bize daha az bir hata yaptırtacak. Bu görmüş olduğumuz ağaç 4 yaşında bir ağaç. Ağacımızın
ilk dalları görmüş olduğunuz gibi alınmış. Bu alttakiler birinci kattı. Bu birinci katı özellikle biz çok önemsiyoruz ki %50'lik meyveli ağaçlar aşağı yukarı %50'lik kısmını birinci katta oluşur. Yani ilk 5-6 tane dalda oluşur. Ondan sonrasını ikinci katta dediğimiz 6-7-8-9. Dallar dediklerimizde oluşur. Üçüncü kat dediğimiz ve daha yukarısı, bunlar normalde zaten 11 ila 14 tane falan anca dal alınır. Daha fazla alındığı zaman ekonomik değeri de düşebilir. Bu bakımla da alakalı gerçi de. O da verimin %20-25'ini teşkil eder. Demek ki biz burada ilk kata, ana katlar dediğimiz kata çok dikkat etmemiz gerekir. Bu temel gibi bir şey. Bunları da ağaç kalınlığına göre bu geriye doğru budamayı yapmamız gerekir. Eğer ağacımız bizim yeterli büyümeyi yapmışsa, gövde kalınlığına ve sürgün uzunluğuna sahipse aşırı derecede arkaya doğru kesmeye gerek yok. İlk baştan söylediğimiz gibi bunu tekrar edelim. Budama 3 tane ana neden sebebe göre yapılabilir. Bir, cevizimizin çeşidine göre, yani cevizimizin yan dal verimi. Yan dal verimi dediğimiz hadiseler uç tomurcuğunun dışındaki diğer dalların tamamı meyve veren çeşitlere yan dal verimi çeşitler diyoruz. Bir, budama yan dal verimi veya uç dal verimi olan çeşide göre, yani ceviz çeşidine göre. İki, dikim sıklığına göre. Üç, toprak yapımıza göre, zayıf, sulanabilir ve sulanmayan araziye göre sulama yapmamız gerekir. Bizim burada şu anda yapmış olduğumuz budama şekli 8'e 8 dikili bir bahçede ve ama yan dal verimi olan bir ağaç ve çok güzel kültürel işlemleri yapılabilen bir bahçe. Biz burada ne yapmamız gerekir? Ağacı verime yatırıyoruz ama tamamen verime yatırmıyoruz. Aynı zamanda büyütmek için de. Çünkü 8'e 8 mesafeyi ufak yaşta biz verime yatırabilirsek aslında ilk yıl kazanç gibi görülebilir ama önümüzdeki yılları kaybedebiliriz. Dolayısıyla geriye doğru kesimi %30 ile 50 arasında ağacın çeşidine göre yapmamız gerekir. Bu görmüş olduğumuz ağacın formu da güzel. Şuradaki kalınlık aşağı yukarı 8 santim falan, 8-9 santim falan. Bu da iyi yani 4. yaşında bir ağaç için. Buna demek ki aşırı derecede geriye doğru çok fazla kesim yapmamızın bir anlamı yok. Ağacı da zayıflatmayalım. Evet, ilk baştan yapmamız gereken yan yana çıkan, şöyle yan yana çıkan dalları alıyoruz. Ve sağa sola her bölgeye giden birer tane ana dal dikiyoruz. Şuradaki dallarda bir sıkışıklık var. Bir, bunları açıyoruz. Bunların çok yakın olduğunda bize problem. Şu kısa tomurcukları da meyve versin diye zeminden kestim. Şunlar meyve çünkü. Bunlar meyve verecekler. Fakat yan yana iki tane de dal istemiyoruz. Bunu alıyoruz. Şunun üzerindeki dalı da alıyoruz ki bunun büyümesini engellemesin. Bu bölgede istediğimiz dal olmadığı için biz bu bölgenin dalı olarak bunu buraya seçeceğiz. Şurada şunları da alıyoruz. İki dalın arasında 50 santim var. 50 santim bize yetmez. Aldık, orayı da boşalttık. Fakat bunu bırakıyoruz. Üst üste iki tane aynı yıl süren sürgünlerin birer tanesini temizliyoruz. Ortalama %40 civarı bir kesim yapıyoruz. Buradan sağa sola ve biraz daha yükselttik. İkinci kata yakın bir mesafe. Evet. Şöyle kesiyoruz. Her yöne birer tane kesiyoruz ki muhtelif yönlerde dalımız olsun. Bu dallar altında dal olduğundan dolayı bunları alıyoruz. Yoksa bunlar ağacımızın içini gölgeleyecek. Üstündekini de alabiliriz. Bu da böyle kalsın. Evet. Şuradan dalımız yoktu. Bu dalı da aldık. Şimdi burada ikinci kat dediğimiz hadise var yukarıda. Bir kat daha, yani ağacımız şuradan vurduktan sonra buradan bir kat daha oluşturmuş. Az önce söylediğimiz hadise, biz buradan bir kat daha alabiliriz. Bu da bir yıl sonrasının meyve tomurcuklarını oluşturacak. Şu görmüş olduğumuz kat çok önemli arkadaşlar. Her yöne bakan taraftan bir kat daha alıyoruz ki ve liderin de tepesini vuruyoruz. Bir yıl sonra oradan ayrıyeten bir tane daha alınacak. Burada şuna dikkat etmek gerekir. Ağacımızı biz 8'e 8 bir dikimde yatay olarak geliştirmeye uğraşıyoruz. Bu çok doğru bir yaklaşım. Fakat eğer yatay olarak geliştirirken aynı derecede dikey geliştiremezsen de aslında çok şey zarar edersin. Bir ağacın formu 8-10 metrelere ortalama ulaşması gerekir. Eğer siz ağacınızı yatay olarak
8'e 8 mesafeyi kapatacak kadar büyütseniz de dahi dikey olarak 5-6 metrede bırakırsanız da çok ürün kaybına neden olur. Yani 100 metrekareye 2 kat daire yapmak başka, 5 kat daire yapmak başka. Bunu böyle düşünmek gerekir. Dolayısıyla hava da bizim. Havada bir boşluk var. Doğru bir budamayla bu ağacımızın yüksekliği 7-8 metreye kadar çok rahat, 10 metreye kadar çok rahat çıkabilir. Biz ağacımızı da yükseltmek için diğer katlarda ve liderin de tepesini vuruyoruz ki liderin tepesini vurmayla biz tetikliyoruz tekrar büyümeyi. Dolayısıyla her sene oradan bir kat daha bir kat daha alarak ağacımızı büyütüyoruz. Yatay ve dikey bir şekilde büyütüyoruz. Bahçemizde bu sistemde 500 kilo 600 kilo cevizi çok rahat alabiliriz. Bu 4. yaşındaki ağacımızın budaması. Bu arkamızda da ister bir tane daha var 4 yaşında. Bunu da budayım, 5'e geçeyim veyahut da direkt 5'e geçelim. Şu anda 5 yaşındaki ağacımızın yanına geldik. 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında farklı farklı ağaçlar budadık. Şu anki ağacımız 5 yaşında. Hep birlikte 5 yaşında ağacın nasıl budandığını, budanacağını göreceğiz. Hem bu arada bizim için çok güzel bir nostalji oluyor. 2 yaşından bir anda 5 yaşına kadar geldik. 3 yılı 10 dakika gibi bir zamanda gözümüzün önüne getirdik. Bu bizim için şöyle bir avantaj. Bundan sonra budama yapacaklarımızda daha rahat ve daha korkmadan, daha özgüvenli bir şekilde budama yapabiliyoruz. Artık çatı dalları dediğimiz ilk ana dallar büyük miktarda daha kalın, daha hacimli ve daha uzun şekilde oluşmaya başladı. İçlerinde meyve tomurcukları oluşmaya başladı. Ama her ne olursa olsun dikim sıklığı, meyve çeşidi gibi ve sulama ve budamaya göre budama yapmamız gerektiğinden dolayı ağacımızın çeşidi de cinsi de çentr olduğundan dolayı bu ağacımızı da biz muhakkak ki 8'e 8 budamaya göre yapmamız gerekir. Yani dolayısıyla tamamen verimi yatıramıyoruz. Eğer biz bu 8'e 4, 7'ye 4 gibi olaydı sıra üzeri 4 mesafeyi hiç budamayacaktık. Zaten orası birbirini kapıyor olacaktı. Nedeni çünkü sürgün uzunlukları 2 metre oluşmuş. 2 metre de karşıdan gelecekti. 4 metre kapanmış olacaktı. Yani çit şekli dikim olaydı. Sıra üzeri mesafeyi biz 4 metre 5 metre olan kısımları budamayacaktık. Sıra arasını budacaktık. Bizdeki her taraf 8 olduğundan dolayı biz büyümeye yönelik, biraz da büyümeye yönelik buduyoruz. Ama her ne olursa olsun ağacımız 5 yaşına geldiğinden dolayı bunu budam büyümeye yönelik de budasak ağacımız bize artık meyve vermeye başlayacak. Yani bizim buradaki kültürel işlemlerimiz de çok güzel olduğundan dolayı geriye kesimleri ortalama %30 var. %50 yapmıyoruz çünkü ağaçların gövde ve sürgün uzunlukları çok fazla. Hep birlikte 5 yaşındaki ağacın budamasına geçelim. Bu görmüş olduğumuz ilk ana çatı. Görüyorsunuz arkadaşlar, yani artık bilek kalınlığını almışlar. Yani bunlar bizim ağacımız 50 yaşında bile olsa 50 sene sonra görmüş olabileceğimiz dallar. Artık ağaçlarımız çatı dallarını güzel, kuvvetli bir şekilde oluşturmuş. Her sene budaması daha kolay olacak bizim için. Çünkü biz çatı hatlarını 10-11 tane dalı ilk 2 katta aldıktan sonra budama artık istesek de çok fazla hata yapamayacağız. Arada bizim istemediğimiz obur dalları alacağız ama çatı dallara dokunamayacağız. Bugüne kadar, şu ana kadar 4 yaşına kadar yaptıklarımız bizim neydi? 1. ve 2. katı çatı dallarını almaktı. Ve bu ağaçta hep birlikte bunların alındığını göreceğiz. Bundan sonraki yıllarda 6 ve 7. yaşında budamanın daha kolay olduğunu birlikte göreceğiz. Şimdi 5. kat 5 yaşındaki ağacın budamasına geçelim. İlk baştan içeriye doğru dikey gelişen dalları alıyoruz ve yatay dallarında üst üste gelenlerinden birer tanesini alıyoruz. Fakat kesimi %30 civarı yapıyoruz. Aşırı yapmıyoruz. Niye öyle yapıyoruz? Çünkü ağacımız gövde olarak ve sürgün uzunluğu olarak bizim istediğimiz büyüklüğe gelmiş. Daha çok kesmenin de anlamı yok. Bir de şöyle üst üste gelen dalları alıyoruz. Fakat burada bir boğulma meydana geldi. Biz bunu yok etmek için zaten iki tane dalımız var. Bir iki tanesini bırakıyoruz. Birbirlerini güzellerine gelmiyorlar ve dolayısıyla gölgeleme yapamayacaklar. Ama burada bir boğulma var. Şu kapının ucunu kesersek meyve tomurcuğu olur. Fakat yan yana olanları ne yapıyorduk? Muhakkak ki kesiyoruz. Bunlar birbirinin enerjisinin ortak olacağı için ileride bizim istemediğimiz sonuçlar doğacak. Kısa dalları almıyoruz. Bunlar bizim meyve tomurcuklarımız. Hele hele şu dalları kısa almıyoruz. Kısa dallar bizim meyve tomurcuklarımız. Biz bunların
fazla oluşsun diye uğraşıyoruz. Bu kesimin, uzun kesimin sonucunda bu ağacımızın buraları tamamen meyve tomurcuğu oluşacak. Ve önümüzdeki yıl 6 yaşında verim otomatik olarak 2-3 kat daha fazla olacaktır. Bu not çok önemli. Bu ufak meyve tomurcukları da hiç ellenmiyor. Onları kesemiyoruz. Şimdi bu şu tarafa geçelim. Şu meyve domuzcuklarını bırakıyoruz. Şu güzel bir dal. Şöyle buna uç kesimi yapıyoruz. Bu bölgeden de bir dal alıyoruz ki artık burası komple erime yatabilir. Çünkü ağacımız çok gelişmiş vaziyette. Çok aşırı sert kesimden kaçırmamız gerekir arkadaşlar. Burada bir boğulma mevcut. Şu boğulmayı alıyoruz. Çok fazla dal var burada. Ve dallar birbirine çok yakın. Birbirine yakın olduğu zaman güneş ışınları kesinlikle içine fazla girmiyor. Ve mantarya hastalıklara neden oluyor. Ve artı ilaç atarken ilaç özellikle bakteriyel yanıklık ve fungal mantarya hastalıklarda fungisitler içine girmediğinden dolayı bu hastalıklar devam ediyor. Ve iç kurdunda biz buna çok denk geldik. Eğer iyi bir havalanma ve seyretme olmazsa ağacın gövdesindeki meyvelere iç kurdu zehri dediğimiz zehir nüfuz etmediğinden dolayı iç kurdundan dolayı çok fazla meyve kaybı oluşuyor. Onun için budamanın önemi çok büyük. Olmazsa olmaz. Ağacımızın içini belirli bir düzeyde açmamız lazım. Bu hem ilaçlamak hastalıkla mücadele için hem güneş yanığını güneş görmeyen meyve tomurcuklarını canlı bırakmak için alacalı bir güneşi göstereceğiz. Bunun için de doğru bir budama, havalanmayı teşvik edici bir budama yapmamız gerekir. Onun dışında çok büyük bir kayba neden olabiliriz. Evet, mümkün mertebe ağacın etrafında dönerek, yanına gelerek hangi dal biçimsiz ve şekilsiz çıkıyorsa onu almamız gerekir. Bunu da görmemizin en büyük nedeni ağacın etrafında eğer dönersek daha hakim oluruz yaptığımız işe ve doğru dalı keseriz. Evet. Şu anda dışa doğru bakan gözlerin üzerinden kesiyoruz ve burada obur sürgün dediğimiz sürgünler var. Obur sürgün ve dikine giden gelişen sürgünleri alıyoruz. Bunları da meyve tomurcuğu olarak bırakıyoruz. Burada çatı dalı dediğimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane almışız. Fakat şurada ikinci katlar bunun çok çok önemli ve çok gelişmiş bir kat oluşturmuş. Yani 7 taneden sonra 8, 9, 10, 11, 12 tane bundan çok sağlıklı dal almışım. Ve bu 12 tane dalın üstüne bu kalan liderden daha 2-3 tane daha alabiliriz. Dolayısıyla bu ağaç ileriye doğru çok fazla verim verecek. Çünkü doğru yerde ve aralarında mesafeli bir şekilde çatı dalların aralarındaki o mesafeden dolayı hem birbirlerinin enerjisini çekmiyorlar hem az önce demiş olduğum gibi hava almasını sağlıyor. Fakat güçlü bir ikinci kat, üçüncü kat dal sayısı çoğaldıkça meyve miktarı da çoğalacak, kilosu da çoğalacak. Eğer biz bu ağacı 2-3 metre daha yükseltirsek hem dikey hem yatay olarak oldukça fazla verim alacağız. Metre makas 2 metredir. Biz şu anda tam bu ağacımız 6 metre. Daha biz bunu 2-3 metre daha büyütürsek 8-10 metreye kadar biz bunu çıkarabileceğiz. Zaten 8-10 metre, 10 metre zaten uç rakamlardan biri. Çok çok iyi demektir. Yani bir ağacın boyu 10 metreye ulaşıyorsa ama bu 4 metre bu olup da 2 metrede biz olduğuna göre şu anda 6 metreye ulaşmış. Yani biz hedefe çok yakınız. Ve neden çok yakın diyoruz? Ağacımızın yaşı genç. Daha ağacımız 5 yaşında biz bu tepeye yüksekte standartlara ulaşmışız. Bundan sonra biz 2-3 metre daha almak bizim için çok zor değil. Evet, 5. yaşındaki ağacımızı da budadık.
Ben Adıyaman Kahta'dan tüm Türkçelerimize sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. Ağaçlar budadık. Şu anki ağacımız 5 yaşında. Hep birlikte 5 yaşında ağacın nasıl budanacağını göreceğiz. Hem bu arada bizim için çok güzel bir nostaljik oluyor. 2 yaşından bir anda 5 yaşına kadar geldik. 3 yılı 10 dakika gibi bir zamanda gözümüzün önüne getirdik. Bu bizim için şöyle bir avantaj. Bundan sonra budama yapacaklarımızda daha rahat ve daha korkmadan, daha özgüvenli bir şekilde budama yapabiliyoruz. Artık çatı dalları dediğimiz ilk ana dallar büyük miktarda daha kalın, daha hacimli ve daha uzun şekilde oluşmaya başladı. İçlerinde meyve tomurcukları oluşmaya başladı. Ama her ne olursa olsun dikim sıklığı, meyve çeşidi gibi ve sulama ve budamaya göre budama yapmamız gerektiğinden dolayı ağacımızın çeşidi de cinsi de çentr olduğundan dolayı bu ağacımızı da biz muhakkak ki 8'e 8 budamaya göre yapmamız gerekir. Yani dolayısıyla tamamen verimi yatıramıyoruz. Eğer biz bu 8'e 4, 7'ye 4 gibi olaydı, sıra üzeri 4 mesafeyi hiç budamayacaktık. Zaten orası birbirini kapıyor olacaktı. Nedeni çünkü sürgün uzunlukları 2 metre oluşmuş. 2 metre de karşıdan gelecekti. 4 metre kapanmış olacaktı. Yani çit şekli dikim olaydı, sıra üzeri mesafeyi biz 4 metre, 5 metre olan kısımları budamayacaktık. Sıra arasını budacaktık. Bizdeki her taraf 8 olduğundan dolayı biz büyümeye yönelik, biraz da büyümeye yönelik buduyoruz. Ama her ne olursa olsun ağacımız 5 yaşına geldiğinden dolayı bunu budam büyümeye yönelik de budasak ağacımız bize artık meyve vermeye başlayacak. Yani bizim buradaki kültürel işlemlerimiz de çok güzel olduğundan dolayı geriye kesimleri ortalama %30 varıyor. %50 yapmıyoruz çünkü ağaçların gövdeyi ve sürgün uzunlukları çok fazla. Hep birlikte 5 yaşındaki ağacın budamasına geçelim. Bu görmüş olduğumuz ilk ana çatı. Görüyorsunuz arkadaşlar, yani artık bilek kalınlığını almışlar. Yani bunlar bizim ağacımız 50 yaşında bile olsa 50 sene sonra görmüş olabileceğimiz dallar. Artık ağaçlarımız çatı dallarını güzel, kuvvetli bir şekilde oluşturmuş. Her sene budaması daha kolay olacak bizim için. Çünkü biz çatı hatlarını 10-11 tane dalı ilk iki katta aldıktan sonra budama artık istesek de çok fazla hata yapamayacağız. Arada bizim istemediğimiz obur dalları alacağız ama çatı dallara dokunamayacağız. Bugüne kadar, şu ana kadar 4 yaşına kadar yaptıklarımız bizim neydi? Birinci ve ikinci katı çatı dallarını almaktı. Ve bu ağaçta hep birlikte bunların alındığını göreceğiz. Bundan sonraki yıllarda 6 ve 7. yaşında budamanın daha kolay olduğunu birlikte göreceğiz. Şimdi 5. kat 5 yaşındaki ağacın budamasına geçelim. İlk baştan içeriye doğru dikey gelişen dalları alıyoruz ve yatay dallarında üst üste gelenlerinden birer tanesini alıyoruz. Fakat kesimi %30 civarı yapıyoruz. Aşırı yapmıyoruz. Niye öyle yapıyoruz? Çünkü ağacımız gövde olarak ve sürgün uzunluğu olarak bizim istediğimiz büyüklüğe gelmiş. Daha çok sık kesmenin de anlamı yok. Bir de şöyle üst üste gelen dalları alıyoruz. Fakat burada bir boğulma meydana geldi. Biz bunu yok etmek için zaten iki tane dalımız var. Bir iki tanesini de açıyoruz. Birbirlerini güzellerine gelmiyorlar ve dolayısıyla gölgeleme yapamayacaklar. Ama burada bir boğulma var. Şu kapıların ucunu kesersek meyve tomurcuğu olur. Fakat yan yana olanları ne yapıyorduk? Muhakkak ki kesiyoruz. Bunlar birbirinin enerjisini ortak olacağı için ileride bizim istemediğimiz sonuçlar doğacak. Kısa dalları almıyoruz. Bunlar bizim meyve tomurcuklarımız. Hele hele kısa dalları almıyoruz. Kısa dallar bizim meyve tomurcuklarımız. Biz bunların fazla oluşsun diye uğraşıyoruz. Bu kesimin, uzun kesimin sonucunda bu ağacımızın buraların tamamen meyve tomurcuğu oluşacak. Ve önümüzdeki yıl 6 yaşında verim otomatik olarak 2-3 kat daha fazla olacaktır. Bu not çok önemli. Bu ufak meyve tomurcukları da hiç ellenmiyor. Onları kesemiyoruz. Mesela 50 arasında ağacın çeşidine göre yapmamız gerekir. Bu görmüş olduğumuz ağacın formu da güzel. Şuradaki kalınlık aşağı yukarı 8 santim falan, 8-9 santim falan. Bu da iyi yani 4. yaşında bir ağaç için. Buna demek ki aşırı derecede geriye doğru çok fazla kesim yapmamızın bir anlamı yok. Ağacı da zayıflatmayalım. Evet, ilk baştan yapmamız gereken yan yana çıkan, şöyle yan yana çıkan dalları alıyoruz. Ve sağa sola
her bölgeye giden birer tane ana dal dikiyoruz. Şurada şu dallarda bir sürü ışıklık var. Bir bunları açıyoruz. Bunların çok yakın olduğunda bize problem. Şu kısa tomurcukları da meyve versin diye kibinden kestim. Şunlar meyve çünkü. Bunlar meyve verecekler. Fakat yan yana iki tane de dal istemiyoruz. Bunu alıyoruz. Şunun üzerindeki dalı da alıyoruz ki bunun büyümesini engellemesin. Bu bölgede istediğimiz dal olmadığı için biz bu bölgenin dalı olarak bunu buraya seçeceğiz. Şunları da alıyoruz. İki dalın arasında 50 santim var. 50 santim bize yetmez. Aldık, orayı da boşalttık. Fakat bunu bırakıyoruz. Üst üste iki tane aynı yıl süren sürgünlerin birer tanesini temizliyoruz. Ortalama %40 civarı bir kesim yapıyoruz. Buradan sağa sola ve biraz daha yükselttik. İkinci kata yakın bir mesafe. Evet. Kesiyoruz. Her yöne birer tane kesiyoruz ki muhtelif yönlerde dalımız olsun. Bu dallar altında dal olduğundan dolayı bunları alıyoruz. Yoksa bunlar ağacımızın içini gölgeleyecek. Üstündekini de alabiliriz. Bu da böyle kalsın. Evet. Şuradan dalımız yoktu. Bu dalı da aldık. Şimdi burada İkinci kat dediğimiz hadise var yukarıda. Bir kat daha, yani ağacımız şuradan vurduktan sonra buradan bir kat daha oluşturmuş. Az önce söylediğimiz hadise, biz buradan bir kat daha alabiliriz. Bu da bir yıl sonrasının meyve tomurcuklarını oluşturacak. Şu görmüş olduğumuz kat çok önemli arkadaşlar. Her yöne bakan taraftan bir kat daha alıyoruz ki ve liderin de tepesini vuruyoruz. Bir yıl sonra oradan ayrıyeten bir tane daha alınacak. Burada şuna dikkat etmek gerekir. Ağacımızı biz 8'e 8 bir dikimde yatay olarak geliştirmeye uğraşıyoruz. Bu çok doğru bir yaklaşım. Fakat eğer yatay olarak geliştirirken aynı derecede dikey geliştiremezsen de aslında çok şey zarar edersin. Bir ağacın formu 8-10 metrelere ortalama ulaşması gerekir. Eğer siz ağacınızı yatay olarak 8'e 8 mesafeyi kapatacak kadar büyütseniz de dahi dikey olarak 5-6 metrede bırakırsanız da çok ürün kaybına neden olur. Yani 100 metrekareye 2 kat daire yapmak başka, 5 kat daire yapmak başka. Bunu böyle düşünmek gerekir. Dolayısıyla hava da bizim. Havada bir boşluk var. Doğru bir budamayla bu ağacımızın yüksekliği 7-8 metreye kadar çok rahat, 10 metreye kadar çok rahat çıkabilir. Biz ağacımızı da yükseltmek için diğer katlarda ve liderin de tepesini vuruyoruz ki liderin tepesini vurmayla biz tetikliyoruz tekrar büyümeyi. Dolayısıyla her sene oradan bir kat daha bir kat daha alarak ağacımızı büyütüyoruz. Yatay ve dikey bir şekilde büyütüyoruz. Bahçemizde bu sistemde 500 kilo 600 kilo cevizi çok rahat alabiliriz. Bu 4. yaşındaki ağacımızın budaması. Bu arkamızda da ister bir tane daha var 4 yaşında. Bunu da budayım, 5'e geçeyim veya da direkt 5'e geçelim. Şu anda 5 yaşındaki ağacımızın yanına geldik. 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında farklı fark için bunların ikisinin arasında oldukça yakın bir mesafe var ve ilişki var. Ben bunu buradan kesiyorum. Çünkü burada bizim yeterli derecede bize alternatif olacak bir dalımız mevcut. Her yöne dal aldığımızdan dolayı bunu aşağı yukarı kökten kesmemiz lazım. Bu dal çünkü liderin çok rakibi ve yanında ve bunun altında bir tane daha dal var. Bunu da keser isek her yöne birer dal almış oluyoruz. Şöyle kesiyoruz. Şunu da şöyle kesiyoruz ortalama. Liderin de tabii böyle üstüne vurarak bir sene daha fazla bir sene sonra oradan kat alacağız. Şuradan da bu ana dallar bunlar, fakat bunlar da ana dal olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane dal aldık. Bu lider hariç. Bu 7 tane dal her tarafa baktığı için bizim için yeterlidir. Ortalama eğer 2,5 metre civarındaysa zaten 6 ile 8 arasında alabilirsin. Ama eğer biz buradan 1,80'den vurmuş olaydık, buradaki dal sayısı 4 ila 5 olurdu. Burada 2 tane fazla oldu. Bu da bizim için avantaj. Çünkü dalların hepsi farklı farklı yönlere baktığı için birbirlerine de
engellemiyorlar ve gölgelemiyorlar. 3 yaşındaki bir ağacın budanması böyle. İsterseniz buradan daha büyük 4 ve 5 yaşındaki ağaçları hep birlikte budayalım. Şu anda 4 yaşında bir ağacımızın yanına geldik. Birlikte 2 yaşında ve 3 yaşında ağacımızın budamasını hep birlikte gördük. Şimdi kademe kademe gidiyoruz ki yaş yaş hangi yaşta nasıl bir budama olur, bunun sonuçları da nasıl olur? Aslında biz bu şu anda 4 senelik yaşayacağımız bir zamanı 10 dakika gibi bir sürede bütün örnekleriyle birlikte görüyoruz ki ve bundan sonraki budamalarımızda bu da bize daha az bir hata yaptırtacak. Bu görmüş olduğumuz ağaç 4 yaşında bir ağaç. Ağacımızın ilk dalları görmüş olduğunuz gibi alınmış. Bu alttakiler birinci kattı. Bu birinci katı özellikle biz çok önemsiyoruz ki %50'lik meyveli ağaçlar aşağı yukarı %50'lik kısmını birinci katta oluşur. Yani ilk 5-6 tane dalda oluşur. Ondan sonrasını ikinci katta dediğimiz 6-7-8-9. Dallar dediklerimizde oluşur. Üçüncü kat dediğimiz ve daha yukarısı bunlar normalde zaten 11 ila 14 tane falan anca dal alınır. Daha fazla alındığı zaman ekonomik değeri de düşebilir. Bu bakımla da alakalı gerçi de. O da verimin %20-25'ini teşkil eder. Demek ki biz burada ilk kata, ana katlar dediğimiz kata çok dikkat etmemiz gerekir. Bu temel gibi bir şey. Bunları da ağaç kalınlığına göre bu geriye doğru budamayı yapmamız gerekir. Eğer ağacımız bizim yeterli büyümeyi yapmışsa, gövde kalınlığına ve sürgün uzunluğuna sahipse aşırı derecede arkaya doğru kesmeye gerek yok. İlk baştan söylediğimiz gibi bunu tekrar edelim. Budama 3 tane ana neden sebebe göre yapılabilir. Bir, cevizimizin çeşidine göre, yani cevizimizin yan dal verimi. Yan dal verimi dediğimiz hadiseler uç tomurcuğunun dışındaki diğer dalların tamamı meyve veren çeşitlere yan dal verimi çeşitler diyoruz. Bir, budama yan dal verimi veya uç dal verimi olan çeşide göre, yani ceviz çeşidine göre. İki, dikim sıklığına göre. Üç, toprak yapımıza göre zayıf, sulanabilir ve sulanmayan araziye göre sulama yapmamız gerekir. Bizim burada şu anda yapmış olduğumuz budama şekli 8'e 8 dikili bir bahçede ve ama yan dal verimi olan bir ağaç ve çok güzel kültürel işlemleri yapılabilen bir ağaç. Biz burada ne yapmamız gerekir? Ağacı verime yatırıyoruz ama tamamen verime yatırmıyoruz. Aynı zamanda büyütmek için de. Çünkü 8'e 8 mesafeyi ufak yaşta biz verime yatırabilirsek aslında ilk yıl kazanç gibi görülebilir ama önümüzdeki yılları kaybedebiliriz. Dolayısıyla geriye doğru kesimi %30. Ağaç 2 yaşında, 2 yaşında bir çantır ağacı. İlk yıl bu dikilmiş, şu görmüş olduğumuz gibi 70 santim kadar bir mesafeden üstü vurulmuş. Üstü vurulduktan sonra yan sürgünler temizlenip şuradan itibaren yaklaşık 2,5-3 metre civarında bir boya ulaşmış. Fakat bu 3 metrelik boy bizim istediğimiz yükseklikte. Fakat bunun yan dallarını daha hızlı ve daha geniş açılı bir yan dal almak için bunun tepesine vurmamız gerekir. Aksi takdirde yan dalların büyüklüğü üstünü vurmadığımızda daha kısa olacak. Yılda kaybetmiş olacağız işin açıkçası. Şimdi biz burada 3 metre civarındaki bir ağacımızın yaklaşık 2,5 metre civarında üstten vurmuşum. Bunu biraz daha yüksek vurmuşum. Bunun nedeni şu. Eğer bizim 2 yaşındaki ağacımız 3 metre civarında ise 2,5'lardan vurulsun. Eğer 2,20 veya 2,5 ağaç ise 2'den vurması gerekir. Biz bunu 2,5 vurmamızın bir nedeni 1,40'tan aşağıya dal almayacağımız için bizim dal sayımız 1,40'ta 2,5 yani 1 metre 1 metre 10 santim civarında dal alabiliriz farklı açılara doğru. Dolayısıyla biz bunu yarım santim daha fazla vurarak normal almamız gereken dal sayısı 4 ile 6 iken
2,5 metre vurursak bu 8 taneye kadar, 7-8 taneye kadar çıkabiliriz. Ve bize şöyle bir avantaj, bunu yüksek vurmayla dalların arasındaki mesafe daha fazla ve daha geniş olur. Buradan da güneş ışığı ve rüzgar sirkülasyonu daha güzel olur. Bu da mantari hastalıkları ve ilaçlamada ağacımızın içine bunların ışıkların ve rüzgarın ilaçların girmesini sağlar. Dolayısıyla biz geliyoruz ağacımızı böyle görmüş olduğumuz gibi. İşte bir vurmuştuk, tekrar vuruyoruz. Yaklaşık 2,5 metre civarında vuruyoruz. Ama hemen yanında bir tane daha var. Geliyoruz. Fakat bu bizim istediğimiz büyüklüğe ulaşmamış. Bu ortalama 2 metre civarında olmuş. Ve bu seneki sürgün uzunluğu bitmiş. Biz bunu tekrar alttan keser isek 1 yıl kaybederiz. Ne yapıyoruz? Biz bunu yaklaşık 1.70-1.80 gibi üstünden, 2 metre ise 1.80 gibi üstünden vuruyoruz. Fakat burada alacağımız dal sayısı 2,5 metredeki kadar olmaz. Oradan 7 hatta 8 tane dal alırken bundan 4 ila 5 tane dal anca alabiliriz. Çünkü 1.40'tan aşağıya dal almayacağımız için dal sayısı, alacak mesafe miktarı az. Dolayısıyla fazla dal alırsak burada dallar birbirini gölgeleyeceği için bize ileride güneş ışınlarının ve ilaçlamada ve rüzgar sirkülasyonunu önleyeceğinden dolayı bu istemediğimiz olay. Biz bunu aşağı yukarı 4 ila 5 tane, maksimum 5 tane dal alabiliriz. Biz bunu niye bu sene üstünü vuruyoruz, alttan tekrar uzamasını bekliyoruz? Bu sefer 1 yıl kaybederiz. 4 tane de olsa bir dalımız olsun, 1 yıl sonra bu dalları biz meyveye yatıracağız. Fakat yukarıdan çıkan lider dal, lider diyoruz, seneye ondan da tekrar 4 tane alıp diğer yan taraftaki ağaca eşit duruma getirebiliriz. Evet, 2 yaşındaki ağacın budaması böyle oluyor. İsterseniz buradan 3 yaşında bu ağaçları böyle kestikten sonra hangi form oluşuyor? Birlikte o formun nasıl olduğunu görelim ve onun budamasını da birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, şu anda 3 yaşında bir ağacımızın yanına geldik. Az önce 2 yaşındaki ağacın tepe vurmasını birlikte gördük. Bir tanesini 2,5 metreden, bir tanesini de 1.80 gibi vurmuştuk. Bakalım bir ağacımız ortalama 2.20 gibi vurulduğunda ne hal almış. Ve gördüğümüz gibi ağacımızın üstünde 2 metre 2.20 gibi vurduğumuzda bizim farklı açılarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane dal almışık. Bu kadar dal almak bizim için çok iyi. Biz bu dalların hepsini bırakmayacağız ama fazla dal sayısının şöyle bir avantajı var. Biz burada istediğimiz dalı bırakabiliriz. Yani seçici olabiliriz. Kazala burada 4-5 tane dal bırakaydı, kalaydı. Biz bu dalları istemediğimiz yönlere dahi olsa üzerinde bırakacaktık. Fazla dal, burada aslında fazla dalın bize bir işçilik maliyeti var ama işçilik maliyetini saymazsak istediğimiz yerlere, istediğimiz kalitede ve kalınlıktaki dalı seçme açısından zaman kazandırıyor, yıl kazandırıyor ve ağacın formu daha güzel oluyor. Şimdi isterseniz hep birlikte 3 yaşında bir ağacın budamasını görelim. Yaş yaş gidiyoruz. 2 yaşından 3 yaşına geldik. Buradan sonra da 4 ve 5 yaşındakilere birlikte gidebiliriz. Evet, yapmamız gereken budamada en büyük dikkat etmemiz gereken olay bu görmüş olduğumuz dallar. Görüyorsunuz aşağı yukarı 1.20 gibi falan olmuş. Yani 1.20 gibiden biz dal almak istemiyoruz. Çünkü aşırı verime yattığında bu dalların tamamı şöyle verime yere değer duruma geliyor. Biz dalı ne kadar fazla yükseltirsek mekanik çalışmada, özellikle silkelemelerde ve ağaç altından meyve toplamada yüksek dallar bizim işçilik maliyetlerini oldukça düşürüyor ve daha hızlı iş yapmış oluyoruz. Demek ki biz alttan çok fazla dal istemiyoruz. Bizim için ideal 1.40 civarı, yani omuzumuzdan aşağıya dal istemiyoruz. Ama çok mecbur kalırsak eğer bu dalın bir üstünde alternatifi olmazsa mecburen bırakıyoruz. Onun dışında biz aşağıdan çok fazla dal bırakmıyoruz ve onun taraftarı değiliz. İşte bu gördüğümüz gibi bunlar aşağıdan patlamış dallar. Bunları kesiyoruz arkadaşlar. Bunu kesme sebebimiz de üzerlerinde bizim istediğimiz kadar alternatif bir dal olması. Eğer bu dal formu yukarıda oluşmayaydı biz yine de çok fazla miktarda bunları kesemeyecektik. Fakat istediğimiz dallar yukarıda olduğundan dolayı ağacı yukarıya doğru kaldırıyoruz. Şimdi burada bir sıkışma mevcut. Şu arada 1, 2, 3 tane dal var. Bu
dalların arasını açmamız gerekir. Ne yapmamız gerekir? Şurada bir karış civarında bir mesafe var. Bu çok az bir mesafe. Birbirini gölgeleyebilir. Biz altındakini alarak şu aradaki mesafeyi açıyoruz ve bunu ağacımız bu dal zayıf %50 kestim ama şu dal biraz daha kuvvetli olduğu için daha fazla da kesebilirsin. Şöyle bunlardan da tekrar bir sene sonranın dalı olacak. Şu görmüş olduğumuz mesafede başka dal yok. Mecburen bunu bırakıyoruz. Çok fazla seçici olamayız. Şu bölgede iki tane üst üste dal var. Bu iki tane üst üste olan dalın bir tanesini kesmek gerekir. Bu dalın üsttekini kesmek gerekir. Niye diye sorarsanız üstteki dal lidere daha yakın olduğu için, lideri zayıflatmaması için, bizim de altında alternatifi olduğundan dolayı biz üsttekini kesersek lider bir yıl sonra daha iyi gelişeceği için oradan da bir kat fazla, yani ikinci kat dediğimiz katı alacağız. Ne yapıyoruz? İkinci katı hep birlikte oluşturuyoruz yavaş yavaş. Birinci katı oluşturuyoruz. İkinci katın oluşmasına da zemin hazırlıyoruz. Burada da iki tane, fakat bu ufak olduğu için bu dalı burada bırakıyoruz. Şu tarafa, şu yöne de bir dal var. Şimdi burada üç tane, şu bölgede bir sıkışıklık söz konusu. Şu sıkışıklığı aşmak